Sevgili arkadaşlar, Entity Framework Core üzerinde yaptığımız uygulamaları bilgisayarınıza indirmek isteyebilirsiniz. Bu noktada bir GitHub'a doğru gitmeniz gerekecek. Çünkü uygulamaları biz adım adım GitHub üzerinde gerçekleştirdik. Burada kişisel web sayfamda arkadaşlar GitHub linki var. Buraya tıkladığınız zaman GitHub'a gelebilirsiniz. GitHub'da OOP şeklinde bakın tanımladığımız, EF Core şeklinde tanımladığımız bir projemiz var artık. Bu projeye tıklayabilirsiniz. Ve daha sonra bu proje üzerinden arkadaşlar şu kaynak ifadeyi kopyalayabilirsiniz. Hatta ben şey üzerinden geleyim buraya. Şöyle farklı bir tarayıcı üzerinden gelmiş olayım. Oturum açmadığım bir tarayıcı olsun bu. Bura üzerinden gelelim. Evet, şurada zcomert var. Repo'larımız burada. Şuradan EF Core'u seçtik. Ve şu kaynak kodu arkadaşlar içerecek şekilde şu URL ifadesini kopyaladık. Geliyoruz proje dosyamıza. Clone Repository şeklindeki alana tıklıyoruz ve şuraya arkadaşlar EF Core ifadesini yazmış oluyoruz. Eğer şu ifade sizde de var ise bunu değiştirebilirsiniz. Hani aynı isimde birden fazla klasör olmuyor. O yüzden böyle bir uyarı veriyor. Ve bu şekilde klon dediğinizde proje arkadaşlar arka planda çalışır ve çalıştıktan sonra projeyi size getirir. Burada o proje dosyasını, şu solution'ı açmanız yeterli. Solution'ı açtınız artık projeyi kullanmaya aslında bir anlamda hazırsınız. Fakat proje boş olarak geliyor. Solution boş. Neden? Çünkü biz projeyi arkadaşlar adım adım çalışacak şekilde tasarlamıştık. Yani her bir adımı ayrı bir branş olarak tasarlamıştık. Dolayısıyla bakın şöyle master'ın üzerine geldiğinizde lokalde herhangi bir branş yok, herhangi bir dal yok. Fakat remote'da var. En son hali veya aradaki bir haline gidelim. Daha sonra en son haline gidelim. İlk olarak DB Context üzerinde çalışmıştık. Bakın şöyle bir checkout dediğiniz zaman o ilgili ifadeleri getiriyor. Bakın dal geldi, DB Context geldi. Entity'de book var. Migration ifadelerini silebilirsiniz. Migration'ı silip migration'ları oluşturabilirsiniz. O şekilde ilerleyin. Ya da tekrar bakın DB Context üzerinden geldim. Remote'a bakıyorum. Ne vardı? Fluent API yaklaşımı vardı. Checkout diyorum. Şimdi burası tekrar değişiyor. Ne vardı? En son yaptığımız many to many. En son burada kalmıştık. Checkout dedik. Bakın bütün dosyalar mappinglerde dahil olmak üzere geldi buraya. Bunu çalıştıracaksanız şayet migration şuradan silin ve bir migration ekleyip arkadaşlar doğrudan şuraya bir migration ekleyin ve veri tabanınızı güncelleyin. Bu şekilde söz konusu projeyi de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz ya da istediğiniz adıma böyle ileri geri gidebilirsiniz. Projeden bu şekilde faydalanabilirsiniz.